Sevgili yay burçları, ay burcu yay olanlar, yükselen burcu yay olan dostlarım. Hayırlısıyla bu haftalık sizin yıldızlanma yorumlarınıza başlıyorum. 2 Haziran, 8 Haziran dönemindeki sevgili yay burçlarının yıldızlanması hazır arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok yay burcu arkadaşlar kısa bir süre önce ikilemde kaldılar bazı yer değişimlerini gerçekleştirdiler. Hayırlısıyla belki bu hafta bazıları da bazı planları devreye koyar. Güzel planlar hayırlısıyla gerçekleşir. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle her şeye nail olacaksınız. Hayır ve nimet göreceğinizi söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bakalım bu hafta Yıldız Dameniz'de neler yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. ve le kat bedevna beni İsrail'e ve bevve sıtkı ve razaknahum nimet tayyibat Femehtelfu, hatta cahümül ilim inne rabbike yakdi beyne kuma yermel kıyamete fi makanü fihi yehtehlifun fe in künte fi şekkim mimma en zelna ileyki fesselillezine yakraun el kitaba min kablik lekat cal hakku min rabbike fela tekunen min el mukremin. Şimdi muhakkak ki İsrail gerçekten çok güzel bir yurda yerleştirdik ve hoş nimetlerden rız rızıklandırdık. Sonunda ayrılığa düşmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki ayrılığa düşüp durdukları şeylerde Rabbin kıyamet günü aralarında hüküm verecek. Şimdi şu sana indirdiğimiz şeylerde farazi şüphe duyacak olursan senden önce kitap okuyanlara sor. Emin ol ki sana Rabbinden hak geldi. Sakın şüphe edenlerden olma. Dostlarım hayırlısı ile şüphelerinizden kurtulduğunuz bir dönemdesiniz. Yunus suresini okudum arkadaşlar. Hazreti Yunus'a ait bir kısa bunlar. 93 ve 94. ayetler okudum. Zaten Yunus suresinde siz de biliyorsunuz Hazreti Nuh'dan söz edilir. Yunus peygamberin balığın karnında geçirdiği ızdıraplı günlerden söz edilir. İsrail oğullarından Hazreti Musa'nın kavmi ile mücadelesinden söz edilir. Kavminden yalanlayanlar oldu, cezalandırıldı denir. Şimdi bazılarını kabul etmekte zorlandığınız Bazılarını kabul ettiğiniz olaylardan geçiyorsunuz. Arkadaşlar her insana eşit mesafede, dav mesafede davranmayı öğrenin lütfen. Kimisine iyi kimisine kötü davranmayın. Çifte standartta bulunmayın. Eğer bir e, suzi zanda bulunuyorsanız değiştirin. İyi şeyler düşünün. Hüsnü zanda bulunun. Yani iyi olayları düşünün. İyi şeyler gelsin. Bir akıl süzgecinden geçirmeniz gerekiyor. Bazılarına belki haksızlık yaptınız. Belki bazı insanları kırdınız, döktünüz. Bir iç muhasebe yapmanızı rica ediyorum. Ha tam tersi de olabilir. Balık şey yay burçları. Belki senin kalbini kırdılar, sana haksızlık yaptılar. Bu sefer yüzleş. Yüzleş bakalım ne diyecekler. Bir bakalım yolun sonuna mı geldiniz? Bu yolun sonunda neler var? Engeller neler? iletişim var mı yok mu bir iletişim kurmaya çalışın. Size karşı haksızlık yapan birine karşı. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Bir an evvel hayatınızdaki dengeyi tutturmaya bakın. Başarılı olmak istiyorsanız bu aralığa çok çalışmanız lazım. Evladınız üniversite sınavına mı girecek ya da sen mi gireceksin bir iş imtihanı mıdır, üniversite imtihanı mıdır? çok çalışma gerektiriyor diyor. Yolun sonunda başarı ve sevinç var diyor ve bir ruhsal aydınlanma var diyor. Kesinlikle disiplinli çalışmanın sonucunda bir mükafat olduğunu söylüyor. Bu aralar boş verdiğiniz bir şeyler bile olabilir. Birkaç gün bile kurtarabilir. Üniversite sınavına girecek dostlarıma söylüyorum ya da evladınız giriyorsa birkaç soru bile kurtarabilir. Kıran kırana bir mücadele var. Kazanacağınızı gösteriyor Allah'ın izniyle. Sadece disiplin gerekiyor arkadaşlar. Ve pek çok yay vücudun ev bulma konusu olsun, işe girme konusu olsun, uzakta bulunan birinden haber alma durumu olsun. Morali yerde sürünüyor. Ama sihirli bir dokunuş her an değebilir. Her an rızıklanabilirsin, mürüvvetle dolabilirsin. Ağladığın, üzüldüğün bir anda, bakın ağlamışsın da bazı balık, e, şey yay burçları özür dilerim. Bazı yay burçları ağlamış, üzülmüş de olabilir. Fakat güzel şeyler yaşayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. İnansanız da inanmasınız da biraz sonra vereceğim zikri yapın arkadaşlar. Hayır ve bereket görmek için. Ve gökyüzüne baktığınızda eğer ayı görebiliyorsanız bulunduğunuz noktadan hemen ilham verici şekilde yüreğinizi açacaksınız. Ellerinizi kavuşturacaksınız şu şekilde. Hemen ayı gördüm bismillah. Nurla doldum. İçim ferahladı gibi böyle e, ayı gördüm bismillah la ilahe illallah e, işte bu tür sözler vardır arkadaşlar salavat getirebilirsiniz dua edebilirsiniz ayı gördüğünüzde elinizi açıp dua etmenizi istiyorum hemen dualarınız kabul olacakmış ay tarafından bu hafta çok destekleniyor olacaksınız arkadaşlar motive edici, iyilik verici gelişmeler oluyor. Gösterişçi ve hırslı insanlardan uzak kalacaksınız ve de gözlerinizle bakınız gözlerinizle gördüklerinize inanacaksınız. Çünkü gözleriniz mucizeler görecektir. Gözlerinize dikkat edin arkadaşlar. Uzun süredir yolunu gözlediğiniz birisiyle kavuşabilirsiniz ya da Hani gözlerime inanamadım. Seni gördüm ya da aldığım puan çok yüksekti ya da yaşadıklarım beni memnun etti. Gözleriniz müjde görecek arkadaşlar. Ve siz büyük resmi düşündünüz, geniş kapsamlı düşündünüz. Gerçekten de dilediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Vizyonunuz çok geniş yalnız eleştiriye karşı biraz hassasiyetiniz var hani eleştirilmek çok hoşunuza gitmiyor bu ara hayırlısı olsun bakalım böyle bir durum da var Allah herkesin imtihanı kolaylaştırsın şüphesiz Rabbim en iyisini bilir şimdi arkadaşlar nafi zikrini veriyorum ya nafi çekilecek tekrar sayısı 201'dir Devamlı surette bütün mahlukatına hayır ve menfaat verici şeyler yaratan zat demektir. Nafi ismi şerifinin vefkini bir arabi ayın ilk cuma günü salam vaktinde evet, nakşedip boynunda taşıyan ya da evinde bulunduran kimseye hastalık isabet etmez, bir hastalığı varsa geçer, yoksulluğu varsa iyileşir diyor arkadaşım. Ya üzerinde taşımak için ya da evin bir köşesine asmak için bakınız koyabilirsiniz kornijin yanına pencerenin yanına şu vevki ben biraz uzun süre tutayım ekran görüntüsünü alayım Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz böyle dörtlü bir vevk yapacaksınız sağdan sola doğru yapıyorsun ikinci satır yine sağdan sola doğru üçüncü satır dördüncü satırı da yazıyorsun elhamdülillah diyorsun üzerine de 201 kere ya nafi okuyorsun buraya annenin adını kendi adını yazıyorsun bir güzel yüksek yere koyuyorsun ya da üzerinde 3 gün taşı sonra yine yüksek yere koyabilirsin bence ben hep 3 gün taşıtırım sonra yüksek bir yere koydururum her türlü kısmetiniz açılır yollarınız açılır maddi bolluğa kavuşursunuz arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.